Google'da Fatih Yağcı kimdir diye çok arama yapılıyormuş. Ben de yani bu soruya kendim cevap vermek istedim. Kitabımın başında yazmış olduğum bir bölüm var, kendimi tanıttığım. Onu bir video çekeyim atalım. Bari Google aratıldığı zaman bu video çıksın diye düşündüm. Fatih Yağcı kimdir sorusuna kendi verdiğim bir cevap. Aynen okuyorum arkadaşlar. Artık sen bir yazarsın. Kitaba özgeçmişin yazılacak, dediler. Ben de aldım elime kalemi, ben yazarım dedim. 20 yaşına kadar gafletle yaşamış olduğumdan 20'den öncesine dair anlatmaya değer pek bir şey bulamadım. 20'den sonra evliyalık hayatım başladı demiyorum elbette. İnsan hatadan ve gafletten hiçbir zaman hali değil. Eski hayatıma nazaran 20'den sonrası manen daha düzgün diyelim. 20'den sonra etrafımdaki bir takım olayları sorgulamaya başladım. Nereden geldim? Nereye gideceğim? Ben kimim? Gibi soruları irdelemeye, İslami konularda daha derin araştırmalar yapmaya başladım. Araştırmadan iki ihtimalle bir sonuç çıkacaktı. Ya artık tamamen ehli dünya bir adam olacaktım ya da kendimi tüm varlığımla ahirete verecek baki bir adam olacaktım. Bu sözlerim yanlış anlaşılmasın, inancımda bir sıkıntı hissetmiyordum. Sadece kafamdaki felsefi sorulara cevaplar bulmalıydım. Derken sonsuz mutluluğun anahtarı olacak kırmızı kitaplarla tanıştım. Risale-i Nur Külliyat, bir Kur'an tefsiri. Akla gelebilecek tüm sorulara cevaplar verebilecek bir Kur'an tefsiri. O anahtarı aldım ve kapıyı araladım. Bu hakikatlerin yayılmasını en büyük hayat gayem ve yaşama sebebim olarak kabul ettim. Ve bu kitapların müellifi olan Bediüzzaman Said Nursi'ye hayatımda ilk defa üstadım dedim.